dayanamadığımız, lezzetine doyamadığımız baklava ve künefenin tarihçesini, tatlı hakkında bilmemiz gerekenleri, glikoz kullanılırsa sonuçlarının ne olacağını bir bilene sorduk. Merhaba. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Turan Güneş. Gaziantepliyim. Sene 88'den beri bu işi yapıyorum. Çıraklığım Gaziantep'te başladı. Yetiştikten sonra, işi öğrendikten sonra İstanbul'a geldim ve burada devam ettirmekteyim şu anda. Baklavanın tarihçesinden bahsedebilir misiniz? Şimdi şöyle, bunu bir kitaptan okumadım. Sadece ustalarımızın anlatmış olduğu bir öykü var. Yani padişahların zamanından gelme diyorlar. Padişahlar saraya işte düğünde, sünnette padişahların yapmış olduğu, mutfakta yapmış olduğu o zamanlar şekerli bir ekmekten bahsediyorlar. Ama şimdi oradan Halep'e geçmiş. Oradan. Şimdi mesela oradan günümüze baktığımızda Gaziantep'e geçmiş. Ve Gaziantep'te şu anki şartlarda ve günümüzün şartlarında çok yükseltilmiş bir baklava söz konusu şu anda. Peki baklavanın incelikleri nedir diye sorsam? Baklavanın incelikleri güzel bir soru aslında. Şöyle diyeyim ben size. Zahmet vermeden hiçbir şeyi zahmet diyemezsiniz. Doğru mu? Öyle. İncelikleri şu. Bir kere tercih meselesi. Ham maddeni güzel tercih etmeniz lazım. Güzel yerden ve aynı yerden almanız lazım ki baklavanın içine silmesi lazım. Özellikle mesela Antep fıstığından bahsediyorum mesela. Boz fıstık tercih meselesi. Urfa'nın sade yağı, hayvansal sade yağı kesinlikle margarin olmayacak. İkincisi buğday unu. Yani bizim adlandırdığımız karakoyun undan bahsediyorum. Üçüncüsü buğday nişastası. Tabii şu an biliyorsun günümüzde her şey makineleşmiş. Ama önemli olan elde açmak. Elde o aşkı ona vermek, baklavaya vermek. Yani o zaman öyle bir şey yaptığın zaman da müşteri de memnun kalmış oluyor, siz de memnun kalmış oluyorsunuz. Yani güzel bir şey noktaya gelmiş oluyor. Peki müşteri doğru baklavayı nasıl seçebilir, nasıl anlayabilir? Hemen söyleyeyim onu. Doğru baklava. Önce bir kere göze hitap etmemiz lazım. Bir kere altın sarısını yakalamamız lazım. Renk olarak. Orada mesela katmanlar var ya baklavanın içinde mesela. Fıstık mesela kapağını kaldırıp fıstığa bakması lazım. Tabii şu an biliyorsunuz günümüzde ham maddeler çok yükseldiği için de ister istemez bazı işte firma sahipleri ister istemez maliyet düşürmelere gidiyor. Ama bence hiç alakası yok. Bence kaliteden ödün vermemek lazım. Dediğim gibi altın sarısı bir. İkincisi ağzınıza attığınızda, damağınıza attığınızda o hissiyatı hissetmeniz lazım baklavada. Birincisi fıstığın rehasını sade yağın yine rehasını almanız lazım. Peki tatlıda glikoz kullanılıp kullanılmadığını müşteri anlayabilir mi dışarıdan bakınca? Midesi sağlamsa anlayabilir. Nasıl anlamanın yolları neler? Anlamanın yolları, atıyorum ben bir markete gittiğimde türlü türlü et çeşitleri var mesela. Doğru mu? Hı hı. En azından rengine baktığımda, soluk mu soluk değil mi canlılığına baktığımda ben anlıyorum mesela. Yani mesela mi değil ama baklava konusuna gelince bir kere baklavanın canlılığını hissetmek lazım. Damağınıza attığınızda eğer damağınıza yapışıyorsa bilin ki onda nişkoz vardır veya glikoz vardır. Sizin tabiriniz glikozdur, bizim tabirimiz nişkoz. Yani önceden hazırlanmış hazır şerbetten bahsediyoruz. Peki neden kullanılıyor bu glikoz? Şöyle, günlük tüketemeyen bir firmadan bahsediyorum, günlük tüketmiyorlar ve dolayısıyla nişkoz kullanıyorlar. Bu da ne oluyor? Tezgah ömrünü uzatmış oluyorlar. Aslında günlük tüketseler nişkozmuş veya glikozmuş hiç gerek yok çünkü pancar şekerinden yani pancar şekerinin baklavası daha apayrı tabii ki. Merhaba, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Anadolu Künefe'nin işletme müdürlüğünü yapmaktayım. Ayrıca da kadayıf ustasıyım burada. Kadayıf ve künefenin incelikleri nelerdir? İyi bir kadayıf nasıl anlaşılır? İyi bir kadayıf öncelikle iyi bir unla, malzemeyle hazırlanılıp sunuma hazırlanması. Peki tatlılarınızda glikoz kullanıyor musunuz? Kullanılırsa sonuçları neler olur? Kesinlikle kullanmıyoruz. Ürünlerimiz %100
pancar şekerinden oluşmaktadır. Tabii kullanılan yerde müşterilerin en belirgin şikayetleri boğaz yanması, mide yanması şikayetleri oluyor. Peki. Tatlı yendikten sonra hemen su içilmemesi gerektiği söyleniyor. Neden? Çünkü tatlıdan sonra süt ve ayran olarak tavsiye ediyoruz. O da şekeri ayarlanması için.